Evet, herkese merhaba. Herkese selam. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Buradaki bütün arkadaşlarım da, gönüldaşlarım da hoş geldi. Hem cumanız hem mübarek olsun, daim olsun. Yani cem idrakınız sizde açık olsun. Hem de Miraç kandili hakikati inşallah gönlünüzde açılsın. Gönlünüzde açılsın diyorum çünkü zihninizde değil. Yani bu işin yeri orası değil. Bu işin yeri gönül hali. Bir gönülde bunun açılması gerekiyor. Ve bizim tasavvuf bir diye yaptığım aslında bütün sohbetler Miraç için. Hazreti Peygamber'in nasıl yaptıysa bizim için de olması için. Ve gerçek bir miraç gerçekleştiğinde gerçekten, gerçekten seyredebildiğinizi göreceksiniz. Daha önce seyrediyorum dedikleriniz seyretmeye bir gayrettir. Ama miraç denilen şey sizde zuhur ettiği zaman gerçekten seyre geçersiniz. Ve gönlün akletmez misiniz denilen şey Kur'an-ı Kerim'de akletmek gönle aittir. Zihne değil. Beyne de değil. Beynin yaptığı bir hareket değil ama gönlün yaptığı bir harekettir. O yüzden Miraç'ta gönlü keşfetmek vardır. Ve Miraç olayında yani siz sizin yaratım noktanıza miraç edersiniz. Ve her şeye, hepsine rağmen o noktaya miraç edersiniz. Ve o noktaya buradaki bilinciniz, buradaki bedeniniz, buradaki oluşumunuz yaklaşır. Çünkü o noktanın miraç bir şekilde merdiven demektir. Çok basit gibi gözüküyor, basit değil. Bütün peygamberlerin idraklarını tanımak, aşmak ve kendi özünüzün hakikatine varmakla ilgili bir şeydi. Yani Miraç, daha önce mesela şunu bir şey olarak söyleyelim, anlatılmış bilgi olarak bir söyleyelim. Hazreti Peygamber'in ilk önce Burak'la yaptığı bir şeydir, doğru mu? Burak dediğiniz şey ise bir hayvandır, değil mi? Bir at, bir hayvandır yani. Bu hayvanla yapılan bir bilinç yolculuğu ilk önce. Burak'ın üstüne bindi gitti diyor, değil mi? Peki bu hayvan nedir? Bu hayvan sizin bedeninizdir. Hatta bedeninizin Burak haline dönüşmesi de başka bir olaydır. Ve Burak'la miraç edilmeye başlanması başka bir olaydır. Yani bu bedeni kullanarak. Daha sonra geldiği bir noktada diyor ki Burak'ı bırakmak zorunda kaldı. Neyle miracına devam etti? Cebrail'le, Cibril'le. Yani artık beden değil ama Cibril denilen manayla miracına devam etti. Akılla. Akıl denilen şey yani burada değil bir gönülde bundan miraç etmeye devam etti. Daha sonra bir noktaya geldi. Dedi ki Cibril bundan sonra ben gidemem. Bundan sonra aşkla gidilir. Geri kalanı devam etmez. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Yani bizim idraklarımızın, farkındalığımızın yürümeye başladığı vakit ilk önce bir ilim alıyoruz. İşte beynimizdeki kalıplar gidiyor. Derken bu ve kalıplar gitmeye başladı mı bedenimizin de buna katılması gibi bir durum var. Yani biz bedenimizle, buradaki bedenimizle bir takım şeyleri fark edip bu miraca doğru yolculuk yapıyoruz. Ama sonra bedenimiz değil, Cebrail aklımızda. Cebrail aklımız ne demektir?
bütünsel akıl, külli akıldır. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Ondan sonra yalnız aşkla yapıyoruz bunu. Çünkü hiç başka bir şey kalmıyor. Aşık ve maşuğun bir olduğu bir nokta var. Yani miraç çok böyle basit bir olay değil. Biz kendimizi bilmeye, bulmaya, yaratanımızı tanımaya ve yaklaşmaya bir yolculuk yaparken hepsi bir miraç yolculuğu. Şimdi bütün bunları kendi kabımızca, idrakımızca keşfettiğimiz zaman, fark ettiğimiz zaman, o zaman buradaki bedenimizi ilk önce Hakk'a bıraktığımız zaman, öyle Hakk'a bırakmadan olmaz. Bunu bırakmaya gerçekten Cebrail, Cibril manası ve aklıyla eyvallah dediğimiz zaman. Ondan sonra gerçekten kurşunsuz sevgi denilen, sonsuz aşk olan özümüze ve yaratım noktamıza tanıdığımız zaman, emin olduğumuz zaman ve yalnız bununla tamam hareket ediyorum, gerisi hikayeymiş gibi bir manaya büründüğümüz zaman, ondan sonra bütün hikayeleri bu manayla oluşturduğumuz zaman, bundan oluşturduğumuz zaman, özümüze. Yani şu anda bulunduğumuz kolektif alanda herkesin hikayesi bize geliyor. Herkesin. Herkesin düşünce kalıbı bize geliyor. Herkesin hissi geliyor. Herkesin yargısı geliyor. Herkesin öğrenmiş olduğu bilgi geliyor. Dini olarak geliyor, başka türlü geliyor, o geliyor, bu geliyor. Doğru mu? Bütün bunlardan, bütün bunların hiçbir tanesini yok etmeyerek ama etkilenmeyi terk ederek gerçekten özünüze miraç ettiğiniz zaman, yani özünüzü tanıdığınız zaman, burada bütün oluşumlara, hiçbir tanesine hiçbir rezistans göstermeden kendi oluşumunuzu ortaya koyduğunuz zaman, bunu zevkle, keyifle, neşeyle yapmaya başladığınız zaman, bunun için kimseden bir onay almayı düşünmediğiniz zaman. Çünkü burada onay alınacak tek kişi var, o da sizsiniz o durumda. Bunu fark ettiğiniz zaman, bunu zevk ettiğiniz zaman, buna marifet denir bir manada ve bunun bir neşesi vardır, keyfi vardır ve kimseyle alışverişi yokken her şeyle alışverişi olup ama kendinden bir sevinci, bir coşkusu vardır. Bu sizde oluştuğu zaman. İlk önce yani bunu söylemek durumundayım. Terk gerekir. Her şeyi terk gerekir. Terk olmadan olmaz. Yani bütün kavramları, bütün manaları, bütün öğrenilmiş bilgileri. Neden? Çünkü bunu terk, bu kaydı, bir kaydı terk etmezseniz, o sonsuz olana vuslat edemezsiniz. Vuslat ettikten sonra bütün kayıtlara okey dersiniz, istediğiniz kadar da kayıtlanırsınız. Şimdi burada böyle bir ters bir durum var. Çünkü burada işte ne diyor? Maliküm fitne diyor, değil mi? Yani bunlar size fitnedir. Halbuki ben buraya doğdum, beşeri bir sistemdeyim ve bana işte çoluk, çocuk, aile sevdirildi. Çok da güzel, yani şahane filan derken birdenbire, yani ben bir öze yolculuk yapmak istedim. Doğru mu? Ve ben bu öze yolculuk yapmayı seçerken, isterken, bunu da benim özüm istedi aslında benim yapmamı. Ama burada edindiğim bu 100 senelik hayatta veya 80 senelik hayatta veyahut da 150 senelik hayatta, ne kadarsa edindiğim her şeye
terk et dedi bana. Ya hazır alışmıştım ben buraya, değil mi? Yani şimdi bana doğdum dediler ki işte okula git, başarılı ol, 5 yerine 10 al, işte 10 mu aldın, 100 mü aldın, sen daha iyisin, öbürü daha kötü. Bak adam kaç paralık adamsın sen. İşte kaç para kazandı veya nasıl meşhur oldu. Sen meşhur bile değilsin. Ne biçim şeysin? Yeterli değilsin. Neydi? Değersizsin. Ha, çok değersiz. Ya sen zaten değersizsin. Yani değerli misin, değil misin? Bütün bunları öğrendi. Bunları öğrendi. Kadınsın. Allah ya, o kadına da girmeyeyim. Kadınların hepsinin yani peygamberleri de siz doğurdunuz, bir de hani zahir olarak da, bir de ben zaten değersizim de duramazsınız. Şah damarınızdan içinde Allah var. Ben değersizim diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Böyle bir lüksünüz yok ya. Aa, kurtulun şu kompleksten. Hadi. Gerçekten bir kadın kurtulursa valla mahalle ve şehir ve de memleket kurtuluyor. Ülke kurtuluyor. Kadınlar kendinize gelin. Kadın cinsiyetinde olanlar diyeyim şimdi. Çünkü bunun başka şeyleri de var. Yani orada da dehşete kapıldım. Yani ben bilmiyorum. O bilgi benim bilgim değil. Yani beyinlerine konan bir madde erkeklerin burası ne kadar kadınların cadı diye kafalarını kesmeleri ve kadınları değersizleştirmeleri bu yüzden. Yani hatta Kur'an ortaya çıktığında biz bunu nasıl engelleriz diye düşündüğünde tek bir yol var demişler. Kadınları ikincil yap, bak ne oluyor. Öyle de becerdiler. Ha, yani o Muaviye dininde de bu oldu. Yani onlara da kusur bulmak için değil, uyanmanız için söylüyorum. Saçma sapan fikirlerle bunu oluşturdunuz. Çıkın bu fikirlerden. Şimdi bu da çok tuhaf bir şey. Çünkü bu fikirlerden çıktığınız vakit ben neymişim be abi geliyor. Doğru, sen neymişsin be abi. Ama hiçbir egosal durumla değil. Yani sen bütün evrensin. Hatta Havva kelimesini de söyledim. Vav, vav. Vav bir bebek cenin pozisyonunda. İki tane vav. Bütün kalp ve bütün alemi simgeleyen bir şey. İki vavı bir araya koy, bak ne oluyor. Yani Havva kelimesini. Bütün alemin başlangıcı, yani nefs alanı dişildir. Adem'in doğuşu orada. Hadi bunu buraya al. Burada da işte burası dişildir. Bütün buradan olmazsa doğmaz. Burası dişildir. Buradan doğmazsa olmaz. Yani dişil alan olmazsa doğum olmaz. Yani bu şakrada bunu da anlattım ben yani size. Manaları lütfen bir kere, yani gerçekten çok anlattım, anlatıldı, inşallah anlaşıldı. Anlatmak önemli değil, anlaşılması önemli. Zihninizdeki bu kalıbı atın. Yani değersizim lafını duyduğunuz yerde büyük bir yalan, büyük bir sömürü, büyük bir rezalet yani. Tabii ki erkekler için de geçerli, ama kadınlar da çok fazla, uzun yüzyıllarda çok fazla oldu. Kadınlar bunu hallederse erkek cinsiyeti halleder. Çünkü muazzam bir gönül alanı, 5000 kat kuvvetli erkekte de var ama kadında çok kuvvetli ortaya çıkabilen bir şey rahimiyet yüzünden. Şimdi bu cümleyi kaldırın, bu cümleyi çöp. Çünkü senin bak en basiti, şah damarından yakın Allah var mı? Yaratıcı burada mı? Nasıl değersizim diyebilirsin? Diyemezsin. O sana değer vermiş ki halk etmiş seni. Yani sen halk olmuşsun, bir suret almışsın. Sonra kendine olan muamelen yüzünden, öğrendiklerin yüzünden, etrafta duydukların yüzünden, onun bunun dedikodusundan kendine göre. Ha, demek ki ben, çok enteresan bir tane bir video vardı. Bir 12-13 yaşlarındaki bir kıza koş diyorlar. Böyle alıyor, böyle 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 koşuyor. Derken diyorlar ki aa, sen kızsın. Böyle ne bu diyorlar. Bir daha sefere koş dediklerinde koşamıyor. Yok öyle koşmuyor. Benim böyle yapmamam lazım. Golü yedi mi? Yedi. Yani halbuki hepsini yapabilecek durumu var, gücü var, şeyi var.
Muazzam bir şekilde bir şey ortaya koyacak ama şöyle bir şey öğreniyor ki sen kızsın, edepli otur. Böyle böyle değil yani. Yani senin hareketin bu değil. Ve daha sonra hepsi özür diliyorlar ondan. Biz bunu böyle yaptık diye. Şimdi mühim olan birileri yapar, birileri söyler. Yapma, buna engel olamazsınız. Ama sizin gerçekten kendinize ne söylediğiniz çok önemli. Çok çok önemli. Neyi fark ettiniz ve şahit oldunuz önemli. Ve özünüze bir vuslat ettiniz mi? Eminlikte misiniz? Bu çok önemli. Yani kendinize anlattığınız hikayeye dikkat edin. Ama ilk önce burada kendinize anlattığınız hikayeden çıkın. Terk budur. Yani tasavvuf bununla başlar. Bütün fiillerinize ben yaptımları terk edin. Bütün hepsi. Çünkü yani ki aklınıza öyle düşünceler gelir ki ya bu düşünce bana nasıl geldi yani? Nasıl ya? Yani çok kötü. Dediğiniz olmadı mı hiç? Olmuştur vallahi. Değil mi? Yani bu kadar mı? Yani şimdi bir de öğrendik düşünce maddedir. Allah şükür amenna Resul'e dönüştürüyoruz. Ya bu düşünce geldi ya Rabbi şimdi bunu yolla gitsin. Yani düşünce hareket eden bir şey ve aşağıların en aşağısından da aşağı. Hiçbir düşünce ve his gelmedi mi size? Gelmiştir. Bana geldi. Öyle söyleyeyim. Olur. Olmaz demeyin. Olur. Peki bütün bunları yani bir miraç yolculuğunda terk gerekir. Terk. Niye? Çünkü burada oluşturulmuş olan, burada şu anda var olan bir sürü düşünce kalıpları var. Sizde karşılığı olan var. Doğru mu? Yani gerçekten oluşturduğunuz şey şu anda önünüzde gördüğünüz şey. Buna bakın. Yani öyle hayal mayal değil. Önünüze bakın. Neyi gerçeklediniz? Ha, Türkiye neyi gerçekledi? Ha, oraya da bakalım o zaman. Deprem. Ve şunu gerçekledi. 20 sene boyunca hiçbir tane doğru dürüst fazla bina yapılmadan bir yönetilmeyi gerçekledi. Bunu kim yaptı demeyin, siz yaptınız. Biz yaptık. Öyle 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 mesuliyetini almadan olmaz. Gerçekten bakın şimdi itiraz koymuşlar üniversitelerin kapanmasına. Change.org diye bir şey var. Şimdi onu yapacaklar. Demek ki senin bir yaptırımın var halk olarak. Doğru mu? Yani ben mesela o zaman soruyorum. Yani şimdi neyse biz kayıtsızlığa geçelim buradan. Oraya geçmeyelim. Yani çünkü senin aynı anda var bu. Niye böyle bir Türkiye'ye uyandın sen? Niye? Senin bilincin nerede? Ha, bundan mesulsün, evet. Evet, mesulsün. Sen bunu görmek istiyor musun? Bunu böyle mi devam etmek istiyorsun? Ha, bu olayın bin bir tane iyi hikmeti var. Doğru. Hepimize oldu. Doğru. Yani ben bütün oradaki şehitlere, bütün hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten. Yani ama bu daha hafif olabilir miydi? Olabilirdi. Bu illaki böyle miydi? Şimdi olana da bir şey demeyeceğiz. Olan oldu çünkü. Yani olana böyle peki bundan sonra nasıl olabilire bakacağız yani. Bundan sonraki oluşuma bakacağız. Bundan sonra bizim çünkü çok samimi bir şey söyleyeyim ben burada. Birinin depremi indinde bitirme ihtiyacı vardır. Sırf bunun için bile olmuş olur. Allah öyle bir şeydir ki bir tek zerrenin bir ihtiyacına göre de hepsini oluşturur. Bu da olur. Yani
Ve o biri döner der ki tamam bende bu ihtiyaç bitti. O bile olur. O yüzden yani bir şeyin olma sebeplerine bakacaksak bin bir tane haldir, bin bir tane sebep. Sizde ne oldu ona bakmak lazım. Sizde ne var? Sizde nasıl bir şey var? Gerçekten ha şimdi şöyle de ben şöyle hissetmenizi yani ben sizi suçluluğa sokarım. Derim ki yardım ettin mi, etmedin mi, ne biçimsin? Sen giriyor musun? Giriyor musun? Bak. Burada da kopyacıyım ben. Kopya veriyorum aslında. Ne kadar yardım ettin? Kaç paralık ne yaptın? Sen ne biçimsin diyebilirim. Ha, tabii ki öyleyse öyle yapacaksınız, böyleyse böyle yapacaksınız. Ama farkında mısınız? Eğer farkındaysanız en büyük yardımı yaptınız. Hepsine her zaman yani. Ben mesela inşallah şimdi bir arkadaşımla konuşacaktım. Bir Hatay'a da gideceğim. Biraz daha işte bu karmaşa bitiyor herhalde. Mart'ta gideriz diye düşünüyorum. Bir bakacağım. Öyle yani benim içimdeki programa göre öyle bir şey var. ama tabii ki her zaman bana önerilen şey şuydu. Eğer birine bir şey veriyorsam git bak. Emin ol. Öyle. Çünkü para da emanettir. Vebali var. Doğru mu? Aynen öyle. Yani peki bizi bu tabloda diyorsak ki ihmalkar oldular. Biz neyi ihmal ettik? Ona bakacağım. Deprem oldu. Benim neremde oldu? Ona bakacağım. İşte yani eğer bir bu olmasın dediğimiz bir yer varsa eğer bizim aynımızda ona bakacaksın. Ben de ne olması özüm benden ne istemiş de ben bunu duymamışım. Ona bakacağım. Çünkü bütün aynalar senin özünün sana isteğini gösteriyor. Bunu yaptın mı? Ona bakacağım. Yani neyse Miraç'tan nereye geldik? Miraç dediğiniz şey tabii. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Bir papatyanın da miracı var. Evet. Papatya tohum olarak toprağa düşüyor ve oradan miraç ediyor ve kendisi bir papatya oluyor. Olması gerekeni oluyor. Yani sizin özünüz bu toprağa, bu bedene, toprak bu beden bir şey yolladı, bir şeyle bu bedeni açığa çıkardı ve bunun o olmasını istiyor. Böyle bir şey. O yüzden Miraç özedir, yaratım noktasınadır, Allah'adır. Ha ben sonsuzum, enerji ve frekans olarak. Enerji ve frekans olarak sonsuzum demek yeterli bir şey değil. Bunu da söyleyeyim. Olmaz. İlk önce özüne miraç et, yaratım noktanı keşfet. Ondan sonra tabii ki sonsuzsun. Kimse senden bunu alamaz ama özünle sonsuzsun. Buradaki bedeninle değil, özünle sonsuzsun. Bu bedenin bundan nasibini alır mı? Alır. Senin anlattığın hikayeyi dinler. Yani sen bedenine de sanki kardeş, mesela kardeş senin bedenin oluyor. Kardeş, sen şimdi böyle yapıyorsun. Mesela kardeş, sen şimdi acıkmıyorsun. Anlaştık mı? Kardeş, sen üşümüyorsun. Bunu bedenine söylüyorsun, doğru mu? Bunu dinler. Beden size eşlik eder. İstersen. Ha, bu buraya ihtiyacın kalmadı. Sadece Cebrail'le hareket ediyorsan bedenine diyebilirsin. Kardeş canın istediği gibi takıl. Gayet iyiyim ben. Onu da diyebilirsin. Orada da sıkıntı yok. Yani ben şimdi tuhaf tuhaf şeyler söylüyorum bu türlü. Ama Miraç de denilen gerçek Miraç'ta Hazreti Peygamber'in kendi özüne doğru yolculuk ederken ki o çok sevgili olan Habibullah olan
Yani Allah Matrix'inin oluşumunun ve bunu yaratanın noktasında sevgili olan. Yani bunun tabii ki bir Matrix ve bir yazılım olduğunu söyledik, farkındayım ama bunun yaratanın bir noktası var. Ve o senin münezzeh olan, sonsuz münezzeh olan, bu Habibullah ismini koyan bu duruma, öyle diyeyim. Bu duruma benim sevgilimsin ismini koyan, yani levrak levrak dedi, yani bütün alemi senin için halk ettim. Çünkü niye? Tam benim sevgilimsin dediğim. İşte sadece sevgilim olduğum için haktan bütün alemi senin için. Senin için dediği her nokta sevgili olarak halk edilen nokta. Sevgili. İdrak mı şuymuş buymuş değil. Çok sevildiği için. Planetler, galaksiler. Aynı dediği nokta. Benim sevgilimsin. Peki bu sevgilimsin noktasına Hazreti Peygamber'in Miraç dediği, yani salatı bize tavsiye ettiği, namaz denilen şey salattır çünkü. Bu Miraç noktasında işte Sark'ta Necm suresinde Fedele la summedena Kabe kavsein evedna. Yani bütün bu miracın yapılma, yani bu bedenlerdeki varlıkların bu beden almış halleriyle buna yaklaşabilmelerinin formülü Necm suresinde var. Sümme denâ fethedelâ kâbe kavseyn evednâ. Yani evednâ'ya ulaşmanız ve kâbe kavseyn sarkmanız. Yani bir kavis gibi bir sarkmadan da bahsediyor. Yani sizin o noktayla olan ünsiyetiniz, kurbiyetiniz, yakınlığınız ve en sevgiliyle olan, yani ve bütün alemin tek bir yaratılma sebebini fark etmenizi. Bir tane sebebi var. O da çok 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 sevmek tabii. Ve bunun için, şunun için Peygamber Efendimizin yaptığı şuur yolculuğu bize de söyleniyor. Bunu yap. Yap dediği şuur yolculuğunda, Cebrail'le yaptığı şuur yolculuğunda bütün peygamber noktalarını geçiyor. Bu peygamber noktaları nedir? İsa ile buluşuyor, Musa ile buluşuyor. Ne demek İsa ile Musa ile buluşmak? O idrakları fark ediyor, açığa çıkıyor. Yani o idraklar sizde açığa çıkması gerekiyor. İsa'ya şahit olmanız lazım. Musa'ya şahit olmanız lazım. Peygamber Miraç'ta bunu söylüyor çünkü. Diğer peygamberlere şahit olmanız gerekiyor. Miraç böyle bir şey. Yani bütün mana aleminde bütün peygamberlik bilinçlerine. Bu sizin İsa olmanız, İsa'yı görmeniz değil. O şuura şahit olduğunuz zaman o şuurun şehadetinin sizin DNA'nızda açılması demek. Ha, tanıyorum ben burayı. Bu kadar. Miraç böyle bir şey. Yani sizin nefsi, beşeri benliğinizden, öyle söyleyeyim, Adem bedeninize doğru bir yolculuk yaptığınız zaman, gerçekten aktivasyonsuz. Aktivasyon bunu şey yapar, Adem'den çok güzel olur ama bütün Adem'de ise bütün alemin enerjisini de kapsadığımız için peygamberlik noktalarına doğru bir yolculuk, İsa ondan sonra zuhura geçer. Yani ruh makamı, yani enerji makamı da ruh. Yani bütün kuantum şeyde, ama oradan Hazret olana, yani Muhammed olana, Hızır olana doğru başka bir yolculuk var. Öyle çok hani ah tamam değil, yani sizin içinizde açılıp fark edilip yer bulup bir hı demenizle alakalı bir şey. Ve ondan sonra yaratım noktanızda olan sizin ünsiyetiniz
aşkınız, muhabbetinizin ortaya çıkması var. Bunun safhaları var, doğru. Yani nasıl yaşanılmasıyla ilgili. Çünkü bir sürü zihin bir sürü laf söyleyebilir. Ben şuyum, ben buyum, oyum buyum. Hatta ben çok sene önce bir şey demiştim. Holografik olarak İsa inecek, gösterecekler. Sakın inanmayın demiştim. Hatırlıyor musunuz? Yani sakın inanmayın. Çünkü İsa sizdeki bir insansa inanırsınız. Dışarıda gördüğünüz öyle olmaz. Dışarıda gördüğünüz şeyler sizi kandırmasın. Çünkü bütün olay sizin içinizde. Sizinle beraber. Bunu ilk önce keşfetmek için bir Miraç yolculuğu yapmak lazım. Şimdi bizim başladığımız tasavvuf yolunda sohbetler diye başladığım şey fiilin faili Allah diye başlar. Neden fiilin faili Allah? Çünkü ben burada bir sürü beşeri iş öğrendim. Hepsine de bir inandım. Öyle formatlandım yani. Hepsinin geri sayılması gerekiyor. Hepsi. Hangisini? Hepsini. Bütün bildiklerinizi bilme, iman ettiğini etme. İmanın küfrün iman olması gerekir. Öyle. Bu yolculuk öyle. Yani sen ilkokulda sana biri dedi ki 5 aldın ama neyi öbürünü 2 aldın? Ters. Bilmem ne dedi? Ters. Onu dedi ters. Yani bütün değerlisin, değersizsin, şusun, busun, kadınsın, hepsi ters. Hepsini ters açın. Hepsini. Çünkü hepsi sıfırlanması gerekir. Ve sıfırlandığı noktadan sonra yeniden yaratımın aşkla, muhabbetle ben yarattım desen olmaz, benden ayrı desen olmaz. Öyle. Ama seninle birlikte neşeli, zevkli, keyifli, eğlenceli, yepyeni olanı olması mümkün mü? Mümkün. Ama işte Turan Efendi'nin bir şeyini okuyacağım. Halkla ülfet eylemekten bıkmış bizim gönlümüz diyor. Aslında halkla ülfet eylemek değil, yani beşeri sistemde gördüklerimden, duyduklarımdan tatmin olamıyorum. Bundan da bir başka hale geçmek istiyorum diyor. Mevla aşkı viran etmiş. Şimdi aşkı viran etmiş ne demektir? Yani ben işte çocuğumu sevdim, kocamı sevdim, sevgilimi sevdim. Viran etti buraları diyor. Bunları yerle bir etti. Yıkmış bizim gönlümüzü yıktı. Ve buralarda devamlı gönülden kullanılır. Yani senin zihninde şu bu filan değil. Hayır. Sadece ve sadece gönül lafı var. Ve hitap gönledir. Buna dikkat etmek lazım. Kıyametler kopsun varsın. Gam çekmeyiz bize ne diyor. Bu derece. Yani kıyametler gam getirebilir mi? Getiremez ama zahirde korkunç görüntüler oluşturabilir. Kıyametmek, uyanmak demektir. Ayağa kalkmak demektir ama gam çekmeyiz diyor bize ne? Hem dünyadan hem ukbadan çıkmış bizim gönlümüz. Şimdi dünyadan çıkması ne demektir? Dünden çıkması. Ukba ne demektir? Akibetten çıkması. Ama benim gönlüm çıkmış, zihnim değil. Gönlüm orada değil yani. Gönlüm ne dünde, ne yarında, ne olacak da, ne o ne olmuş da gönlüm çıktı diyor. Şimdi burada önemli çünkü gönlün maddesiyle alakalı bir şey söylüyor. Bir deryaya dalmışız ki orada sen ben bulunmaz. Yok var olur, var yok olur. Fakat neden sorulmaz? Ahattır hep o ummanda. Giden gelen bulunmaz. Evet doğru. Orada bir bu türlü giden gelen bir hareket yok. Safi olup sonsuzluğa batmış bizim gönlümüz. Neremiz batmış gönlümüz? Yani gönül yani özümüzden bahsediyor. Bizim gönlümüz, özümüz böyle bir şeydi. Kayıtsızlık sırrını fahşeleyince yaradan. Şimdi bu çok önemli. Neden? Çünkü kayıtlıyız diye. Ama yaradan yani özümüzle birlikte olan o sonsuz yaradan burada bir kayıt yok. Sırrını sana açtıysa
Mutu kable ente mutu deyip çıktık oradan. Ancak ölmeden önce o zaman. Biz kayıtlarda dururken ölmeden önce öldük değil. Hamdolsun ki Kevser içip göçtük hemen buradan. Ta ezelden sevgiliye akmış bizim gönlümüz. Yani senin gönlün öyle muazzam bir alan ki, öyle sevgili bir alan ki, burada olanı bitenden o kadar bu şekilde çıkmış özünün emriyle gerçekten. O zaman bütün olan bitene gerçekten bakış açım değişmesi değişir yani. Şunu fark ettiğim olmuştu benim. Zihnimiz çok kandırıyor ama ve bir anda demin arkadaşımın söylediği gibi bütün bu gördüklerimiz, bu sahne olarak gözükebiliyor. Ve arkalarındaki enerji değil, sadece karton suretler olarak kalabiliyor. Yani sadece yapma suretler. Ne hepsi, İstanbul, her şey. Bu olabiliyor, bunu böyle seyrede biliyoruz. Yani o holografik düzenin dışında. Ve o zaman senin buraya bakış açın, hani al biraz da sen oyalan veya al biraz sen oyna, istiyorsan oyna, istiyorsan oynama, manası sende açığa çıkabiliyor. Doğru mu? Evet. Özünüz bunu yapabiliyor. Özünüzden Allah manası yani. O zaman bu sahneyi Allah'a bırakmak çok güzel, çok olası bir şey. Çünkü evet, bu sahnenin oyuncuları var. Ama bu sahnede seyri geçebildiğin zaman gerçekten seyir sırrını özün açtığı vakit. Seyrettiğinin sahne olduğunu, seyredilenin de bütün kendi mizanseni olduğunu sana söylediği vakit. O zaman sahnedeki bütün oynanan şeylere senin iyi kötü, doğru yanlış demeyi bıraktığın vakit. O zaman sahneye müdahale etmenin en büyük müdahale seyirde kalındığı vakit olduğunu anladığım vakit. Çünkü içine girip oyuncu olduğunda o oyuncu kendini rolüne kaptırıyor. Doğru mu? Ay ben şuydum buydum, şimdi ne yapacaktım bu sahnenin içi? Yani seyretmeye başladım. Tamam, şimdi sen böyle yap, böyle yap. Şimdi burası böyle olsun. Şimdi bütün hepsi böyle olabilir mi? Şimdi aha tamam, şimdi böyle mi? Ne güzel. Aa, burada da şu olabilir. Evet diyebilir misin? Lazımsa tamam ben giriyorum çıkıyorum diyebilir misin? Bir madde olarak. Böyle de bir güzellik var. Hazret olan her şey bu sahnede hazır yapılmış. Senin kullanman için yani bir nasıl ki bu hani oyunlarda oluyor bilmem ne noktası senin bu oyunu daha büyütebilmen için, aşabilmen için. Burada işin sıkıntısı senin bir parçanın da burada olması. Ama bu aynı zamanda işin çok zevkli bir yanı olabilir. Ve bu parçan çok keyif alabilir, çok teşekkür edebilir. Bu bağlantısını, bu durumunu sonsuz zevk ederek. O zaman burada Muhammed, Musa, İsa bütün roller var. Bütün Hazret olarak var. Ama burada şöyle bir yanılsama oluyor. Ben Muhammed'im değil, hayır. Sadece bu roldeki bir zevk olarak burada evet bulunabilirim ve bu benden yansıyabilir. Doğru. Hepsi yansıyabilir. Bütün roller yansıyabilir. Ama sen öz olarak sadece aşk ve sonsuz sevgisin. Ve burada hani söyleniyor ya, bu Allah'ı bilmek önemli. Çünkü bu yazılım Allah yazılımında var bu iş. Yani bana şöyle geliyor ya, yani Tanrı Allah'la iş görüyor gibi öyle bir durum bir zevk olarak açılıyor bende.
Miraç Allah'a ve yaratım noktasındadır. Hazreti Muhammed kapalı bilinçle geldiği için kapalı bilinçtir. İsa gibi açık bilinç değil. Ve bütün hepsini fark ederek, keşfederek zuhurda kayıt olarak koymuştur. Miraç yaptığındaki bütün Sirius dahil bütün alemin ayağa kalktığını söylemişlerdi. Bunu ben görmedim ama doğrudur. Nasıl yaptı burayı diye. İnşallah onun o yaptığı, koyduğu kayıt, Miraç kaydı ve açık daim olsun. Yani daim salat bizimle olsun. Daim bütün alemlerden, en güzel olan özümüzden ve her yerden akış bize daim olsun. Çünkü bu çok önemli. Çünkü siz bunu yaşamaya başladığınız zaman emin olun ülke kurtulur. Öyle. En büyük şifadır yani. Hocam sahne kurulmuş tiyatro. Evet, sahne belli. Yani öyle. Evet, hepinize selam. Şimdi sahne belli. Yani bu daha önce oynanmış bir oyun. Yani hani burası biliniyor. Öyle diyeyim. Yani sahnenin yazılımı belli. Okey. Ama sahnedekilerin bilinci nereye gelecek? Orası belli değil. Bir belirsizlik var orada. Yani ama yazılım belli. Yani daha önce oynanmış bir iş bu. Daha önce yapılmış. Oyun seyirciye göre değil. Oyun biraz seyirciyle etkileşimle. Yani şimdiki ademiyetinize nasıl yapacaksınız? Bu zamanın ademlere nasıl bakalım? Bu zamanın zamanın Muhammed'i bilinçli olanları, İsa'sı zamanın hangi gönülden nasıl açılıyor ve nasıl? Bunu seyredeceğim. Bu mümkün. Evet, bu mümkün. Bu güzel mi? Şahane. Şahane. Ama en şahane olan siz. Bu aşka gelmeden mutmain olamazsınız. Buradaki hikayelerle savrulur durursunuz. Bu şimdi mesela burada bir arkadaşım dedi ki ona emin olamıyorum. Bu emin olamama ya çok şey bir şey söyleyeceğim. Alt çakrayla alakalı. Ki öyle. Çünkü Adem, bak, Adem bedeni bütün şakraları düzene koyuyor. Enerji bedeni, enerji. O enerji bedenine ulaşmamışsa o şakra, öyle diyeyim. Yani o şakra enerji bedeniyle hareket ettiğini fark etmemişse henüz. Bu bedendeki şakradan bahsediyorum. O zaman ben burada diyorum ki ben bunu yapayım mı yapmayayım mı emin değilim. Bak çok açık. Enerji bedeninde diyelim ki ben bunu hatta bir not alıp geldim buraya da nereye getirdim acaba? Bir saniye. Ha, tamam. Enerji bedeninde şöyle diyeyim. Yani Adem bedenimizdeki esmalar. Adem'de esma yok mu? Var. Bütün allemel esma mı? Allemel esma. Tamam. Adem bedenindeki esmalar bu bedendeki, bu bedene bağlı mı? Bağlı. Ha, ama bu beden o esmalar mı? Değil. O esmalarla hareket edebilir mi? Evet. Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Sizin ben aktivasyon ya enerji bedenine olan bağlantınızı hissetmeniz, kabul etmeniz, secde etmeniz gerekiyor. Özünüze, enerji bedeninizi Adem'e. Şimdi Adem'e secde ettin mi? Ben soruyorum. Şimdi yani eğer ben birinden onay ihtiyacı duyuyorsam tabii ki gönül alanına gelsin isteriz biz tasavvufta. Neden? Çünkü gönül 5000 kat kuvvetli bir manyetik alanı olduğu için hepsini kolaylıkla yapacaktır. Ama onay ihtiyacı varsa sen Adem bedenindeki
kök şakrayla ilişkini kurmadın demektir. Şimdi sen bir enerji harekete geçirmeye çalışıyorsun, değil mi? Şakraları düzenlemek, düzenleyenler öyle yapmıyor mu? Ben diyorum ki hayır. Bak, bu şakraların Adem bedeniyle alakası var, ilişkisi var ve sen o bağlantıyı sadece fark et. Ne demek? Alt şakranı, bak, ana kök şakranı enerji bedenine bıraktın mı? Şimdi bırak. Şu anda. Fark et, bir nefes al ve bırak. Ve bu bıraktığın anda o enerji senin altından dolmaya başlayacak, gelmeye başlayacak kendiliğinden. Sen çünkü böyle bir şey var olduğunu bilmiyorsun. Ve o zaman köklenme, onay istememe ve bütün aleme yayılabilme, gerçekten Aziz isminin zuhuru, yani daha neler neler mümkün. Şimdi sen kendini bu beden görüyorsun. Hadi Adem bedeninde gör. Daha sonra başka noktalara da gidersin bununla. Ama sakral çakra, yani ikinci çakran, o turuncu olan. Nereden turuncu? Enerji bağlantısı var. Senin meridyenlerinin nereye bağlantısı var? Meridyenlerin var, değil mi? Enerji şey, nereye bağlantısı var bunların? Nereye? Yani niye var bunlar? Niye var? Çünkü kuantum alanda enerji bedenin var, ona bağlantın var senin. Yaratım programın oradan, buradan değil. Bilmiyorum söyleyebildim mi? Yaratım programın oradan. Peki sen oradan buraya geleni fark ettin. Burayı, bu atomik oluşumu oraya rahatlayarak bıraktın mı? Genişledin mi? Neden genişledin? Ben, sen genişlemeyeceksin. O bağlantıyı fark edip bıraktın mı? Yes. O zaman o bağlantıyla hareket etmek güzeldir dedin mi? Ya şimdi Miraç'tan buraya geçtik ama biraz böyle şey. Peki mesela sakral olan ikinci şakra, değil mi? Burada şimdi bedenini sevmeme hali ortaya çıkıyor burada. Şimdi o bağlantıyı fark etmediği için bu bağlantıyı yapan bedene kötü laf söylüyorsun. Söyleme. Ne güzel bir bağlantı bu de. Yani bedenini sevmeme. Sevmemeye, bedenine işkence etmeye başlıyorsun. Bu değil, bu değil. Yapma, yapma. Yani dengesiz bedeninle uğraşma, sevmeme. Yani ve cinsel alanda da o öyle, bu böyle. Ya sen bu bağlantıyı keşfet. Bütün enerji alanı ile bu bedenin, atomik bedenin. Yani biz ne yapıyoruz? Bir sürü arkadaşım buna şahittir. Bir yeriniz ağrıdığı vakit gerçekten kaç bin kişisel Nur-u Muhammedi diyoruz oraya. Yavaş yavaş o bütün enerji başlıyor ve ağrı geçiyor. Neden? Atom altı ve Adem bedeninle birlikte onurla bağlantım var. Çünkü nur açığa çıkıyor. Kimse sana dışarıdan bir şifa, ben sana şifa vereyim, veremem ki. Sadece sende olanı bir şey yapıyorum. Doğru mu? Peki sen ne kadar bundan birlikte yaşıyorsun? Yani senin potansiyelin olan, koskocaman olan bir Adem bedenini kullanıyor musun? Kullanıyor musun? Yok. Yani bu bağlantıyı keşfettin mi? Fark ettin mi? Fark etmediğin zaman bu bedene bir de işkence yapmaya başlıyorsun. Sen böylesin. Sen zaten yani bir söz söylüyorsun bu bedene. Söyleme öyle. Çünkü senin bu bağlantın var. Kullan. Bütün enerji bağlantıları seninle. Ha. Solar plexus'a geldiği zaman panik atak veya heyecan veya işte depresyon solar plexus'un işi. Peki. Sevgili solar plexus'una sen şimdi
göbek şakrana diyebilir misin? Ne kadar güzel bir bağlantın var. Muazzam bir enerji akışı var senin solar plexusuna. Senin bildiğin gibi değil, bu atomik alemde duyduğun gibi değil, öğrendiğin gibi değil. Yes. Öyle yaparsan ben de öyle yaparım. Yapacak bir şey yok. Peki. Kalp şakrana, yani affedemiyorum. Ben affedemem. Affedemiyorum. Onu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Bunu affetmiyorum. Burası kendi yapar. Bu bağlantıyı fark ettin mi? Senin yazılımında var. Var vallahi. Ve sonsuz sevme, sonsuz affetme işini yapan kalp şakrana bir teşekkür ettin mi? Yani güzel bir bağlantısın sen. Bu enerji alanını, ben bir şey affedeyim değil. Af ismi yazılmış oraya. Yani esma olarak var. Var. Sen bir eyvallah ettin mi? Gerçekten. Ettin mi? Et ya. Ne olur yani al bunları kullan. Yani bu sana aksın, izin ver. Yani bunun gibi öfke, merhametsizlik hepsi var. Peki, boğaz şakrada önemli olan bir şey, yani işte burada ifade edememek, işte burada başka da bir tuhaf bir şey var bu boğaz şakrada. Gerçekten hayır demenin özgürlüğünü yaşatan bir şakra bu aynı zamanda. Ama kendiliğinden. Sınır veya kayıtlanmak isteği, hem kayıtsızlık hem kayıtlanmak isteğinin yaşanması için. Çok da. Ve sen işkence çekiyorsun. İşte ben çünkü kalp çakradan buraya çıkmak biraz zordur. Burası çok kayıtsızdır çünkü. Kayıtsızdır. Ama burası kendi bu varlığa bir sınır koyabilecek manayı da açığa çıkarabilir. Bu da aşktır. Ama bunu aşkla yapabilmenin sırrı, sen Adem bedenindeki boğaz şakrasına, kendi enerji boğaz, boğazda olan enerji alanıyla buradaki boğazda okey dedin mi? O bağlantıyı bak bir dur bak öyle akıyor orası. Bir bırak izin verdin mi? Boğazın falan ağrımaz zaten sonra. Kafa karışıklığı, odaklanamamak buradan. Bunun da, bunu açacağım, edeceğim değil. Bu bağlantıya izin ver. Burası ile ilgili kesin wow noktasında duruyoruz. Yani buna izin ver. Var, yazılım olarak var. Bu enerji bedeninde yazılmış. Bağlantın var. Bırak, hadi kullan. Bir nefes al, ver. Ve nefes aldığın, verdiğin her noktada bunun olmasına izin ver. Bütün enerji, Adem enerji bedeninde olan bütün şakraların en güzel, en tatlı, en rahat, en nefis şekilde bu bedene yansımasına izin ver. Bu bedenin bu şekilde hareket edebilme özgürlüğünü zevk etmenin izin ver. Bütün bu enerji bağlantıları senin için var. Seninle var. İnat etme izin ver. Secde et. Salata izin ver. Bunun olmasına izin ver. Bunun sana akmasına izin ver. İlk yaratılım ahseni takvim olanın sana ulaşmasına, bu bedene ulaşmasına izin ver. Ve bu beden onunla nasıl zevkli, onu seyretmeye, zevk etmeye izin ver. Yani diğer şey, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Adem'i yarattık. Ahseni takvim üzere. Ahseni takvim programının sende açığa çıkmasına izin ver. Bu gördüklerinin değil. İşte o programı fark ettiğin zaman bu bir enerji doğru. Miraç aşk doğru. Bu da bir enerji alanı doğru. Hazrete
ulaş ve bu hazretle birlikte genişlemeye, sonsuz olmaya, sonsuz bir seyahatinin çok daha zevkli olmasına izin ver. Kolay olsun, zevkli olsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Peygamberimizin aşkı ve muhabbetiyle söylediği şekilde daim olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Gerçek bir miraç, sonsuz sevgiliye vuslat diliyorum. Ve bütün Adem bedeniniz, Muhammedi bedeniniz, İsa bedeninizle kolaylıklar, zevkler diliyorum. Bütün memleketime bir daha tekrarlanmasına ihtiyaç olmayacak bilinci diliyorum. Yeter, ne olur. Kadınlar cinsiyetinde olan söylüyorum, siz çok önemlisiniz. Ne olur bilincinizi buraya getirin. En zevkli şeyleri siz yaşayın, tamam? Olur mu? Hadi hep beraber. Okey. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik uzunumu kapatayım.